Ailem Osmanlı-Rus 93 Harbi diye bilinen e, harp sırasında Batum, Gürcistan'ın Batum kısmı sınır bölgesinde imişler. Batum'un Ruslara geçmesi üzerine Osmanlı ordusunda binbaşı olan Tahir dedem ailesini Osmanlı tarafına geçirmiş. Ailemiz Tahir dedemin ailesi Çişkaroğlu ailesiymiş. Çişkar Çita'dan yapılan bahçe kapı manasına geliyor gürcüce. Çişkaroğulları'ndan olan Tahir dedem en sonunda binbaşı Osmanlı ordusunda öyle biliyoruz. Rus taraflı adam kaçırıyor bu bölgemizden deyince bunu bilince onu yakalamışlar. Sibirya'ya sürgün etmişler. Trenlere bindirmişler. Tünellerden geçirmişler. Dedemiz destan yazmış. Şimen difer. Tren manasına. Şömen döfer Fransızcası. Ee, Demir bacası manasına. Demir üzerinde yürüyen bacağılı filan manasına. Ş Fakat telaffuz. Şimendifer ol bölügünden. Beni geçirdiler dağ deliginden. Korkup titredim karanlığından. Ne düz göründü ne de bir meşe. Gidiyor. Üç sene sekiz ay. Sibirya'da kalıyor. Ölenler, kalanlar. Ondan sonra bu Tahir dedemiz İstanbul'la o zaman ticaret yapan, ayakkabı ticareti yapan bir zat, dindar, camiye gidiyor, geliyor. Bizim dedemiz çok mütedeyyin. Dedemi Ayakkabı sandıklarına koyuyor, başka sandıklarla beraber sınırdan geçiriyor ve yardım ederek oradan Türkiye'ye tekrar gelmesini sağlıyor. Hatta Hamal, bu nasıl sandıktır çok ağır filan demiş taşıyan. Halbuki içinde dedem varmış diğer e, ayakkabı sandıklarından ailesi şimdi Sakarya ama daha evvel İzmit sancağına bağlı Hendek kasaba Düzce'ye yakın onun Hendek'in son köyü Düzce'ye yakın olan İzmit sancağı şimdi Sakarya'nın son köyü Karaçökek oraya yerleşiyorlar. Şimdi adı değişmiş, Yeşil Vadi olmuş. Çok kötü bize göre. Dedem, ailem orada yerleşmiş. Dedem onları bulmuş gelmiş. Hacca gitmiş. Hacdan sonra geldikten sonra da irtihal etmiş. Kabri köyümüzdedir. Karaçökek köyü ama Yeşil Vadi. Düzce'ye komşu köyü, Bıçkı Atık köyü var Düzce. Şimdi vilayet oldu. Ona köy, ona komşu olan son Hendey'in yahut Sakarya vilayetinin son köyü. Gürcü ailesinden geliyoruz. Ee, ailemiz orada benim bulunduğum zaman yani 48'de ben ayrıldım. 38'de doğdum. 48'de köyümden ayrıldım. Yani yarım asrı geçmiş bir zamandan bahsediyoruz tabi. Tütüncüydü. Bütün köy tütün. Tütün inhisarlar idaresi vardı. Yani izinle yapılıyor. Başka yerde satılmıyor. İnhisarlar idaresine tütünü satıyorsunuz. Tütünün yetiştirilmesi tobacco batılıların dedikleri tütün yetiştirilmesi son derece emek isteyen bir şey dikilmesi efendim seher vakti güneş doğmadan kalkacaksınız gideceksiniz efendim olgun yaprakları toplayacaksınız onu o gün dizeceksiniz kurutmaya asacaksınız yağmur yağarsa yani bir son derece emeği emek isteyen bir bir şey ona müsaade edilmiş ve ondan sonra da onu inhisarlar idaresine satacaksınız devlet şeyi arada aracı tüccarlar da vardı yani ben gözümle de gördüm yetiştim o devre çok emek isteyen bir bir şey köyümüzün tamamı tütün yetiştirici idi. Şimdi sonradan baktım ki onlar hepsi bırakılmış. Fındıklar ekilmiş. Şimdi fındık. Her yerde fındık. Köyümüz her türlü mahsule müsait. Her türlü şeye müsait. Böyle yeşillik güzel. Keremalı dağları var böyle tümsek. Gürcü Mahallesi oradan ta karşıda Keremalı Dağları. Keremalı Dağları var orada. Yeşillik güzel. Yani her türlü mahsul elde edilebiliyor. Bu sanayi olarak yani satılsın işte çarşıdan elbise vesaire kumaş alınsın diye ekilen bir şeydi. Yani tütün sonradan da fındık o manada şey köyümüzde umumiyetle Karadeniz bölgesinden gelmiş kimseler. Gürcistan'dan gelmiş Gürcüler, Abazalar, yani böyle halita e, bir yerdi e, köyümüz. Sonradan o köydekiler başka yerlere göçmüşler. Ben Ada Pazarına e, geldim. O zaman Ada Pazarı vilayet Sakarya vilayet olmamıştı daha daha evvel o zaman. Orada hasırcılar kur önce hafızlık köyde. 10 yaşında hafız olmuştum ben. Çinti'nin sesim vardı, güzel sesim vardı. Kadife Kale'li Hafız Hasan diye, Kadife Kalle diye bir köy var Hendek'te.